Merhaba sevgili arkadaşlar. iklim elemanlarında en önemli başlıktayız. Sıcaklık başlığındayız. Sıcaklık dağılışını etkileyen faktörlere ve dünya üzerindeki sıcaklık ortalamalarına, sıcaklık haritalarına bakacağız. Derse başlamadan önce sizden isteğim yeni videolardan haberdar olabilmeniz için kanala abone olmanız. Ve arkadaşlarınıza da coğrafya cepte kanalından bahsetmeniz. Evet arkadaşlar başlığımız sıcaklık. Atmosferde sıcaklığın kaynağı güneştir arkadaşlar. Güneş ışınları atmosferden geçerek yere ulaşır. Dağlara, denizlere, karalara, kısaca cisimlere temas eder ve bu şekilde enerjinin açığa çıkmasıyla atmosferde sıcaklık oluşur. Başka bir de işte yeryüzünün güneşten aldığı ısı miktarına sıcaklık denir ve sıcaklık arkadaşlar termometre ile ölçülür. Güneş ışınlarının yere ulaşana kadar ki dağılımı da şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar bizim için bu dağılımda en önemli olan yerden yansıyan şu %8'lik dilimdir. İleride atmosfer yerden yansıyan ışınlarla ısınır cümlesini kuracağız arkadaşlar. İşte yerden yansıyan şu %8'lik dilim bizim bu dağılımda en fazla dikkat etmemiz gereken bölümdür. Fizikteki gibi ısı ve sıcaklık kavram farkına girmeyeceğim arkadaşlar. Dilerseniz fizik dersinde o farkı da inceleyebilirsiniz. Bizim coğrafyada göreceğimiz sıcaklık termometre ile ölçülen Erzurum'u soğuk, Antalya'yı sıcak yapan, Norveç'i soğuk, Türkiye'yi sıcak yapan, Ağustos'u sıcak, şubat'ı soğuk yapan sıcaklık şartlarıdır. Gördüğünüz gibi sıcaklık zamana ve mekana göre değişmektedir. İşte bu başlıkta bu değişimin sebeplerine ve sonuçlarına bakacağız arkadaşlar. Yani yeryüzünde sıcaklık dağılışını inceleyeceğiz. Sevgili arkadaşlar, sıcaklık iklim elemanları içinde en önemlisidir. Temel iklim elemanı sıcaklıktır. Sıcaklığı anlamayan arkadaşım, diğer iklim elemanları, basınç ve rüzgarlar ve nem ve yağış konusunda kesinlikle zorlanacaktır. Bu yüzden sıcaklığı çok iyi dinlemenizi tavsiye ediyorum. Sıcaklık dağılışını etkileyen ilk faktörümüz ve en önemli faktörümüz güneş ışınlarının düşme açısıdır. Güneş ışınları büyük açılarla geldiğinde atmosferde alınan yol kısa, yani tutulma az, yani enerji kaybı azdır arkadaşlar. Sonuçta ısınma fazla olacaktır. Bakın burada güneş ışınları büyük açılarla gelmiş. Atmosferde alınan yol kısa, tutulma az, kayıp az. Dolayısıyla ısınma fazla. Güneş ışınlarının eğik açıyla geldiği alana bakalım arkadaşlar. Burada atmosferde alınan yol uzundur tutulma atmosferdeki tutulma artmıştır ve enerji kaybı da arkadaşlar artacaktır. Dolayısıyla ısınma az olacaktır. Bakın burada arkadaşlar net bir şekilde görüyorsunuz. Eğik açıyla almış. Atmosferde alınan yol uzamış. Atmosferde tutulmanın fazla olduğu anlamına gelir. Enerji kaybının fazla olduğu anlamına gelir ve sonuç olarak güneş ışınları büyük açılarla gelirse ısınma fazla olur. Güneş ışınları eğik açılarla gelirse ısınma az olur. Peki sevgili arkadaşlar güneş ışınlarının düşme açısı neye göre değişir? Güneş ışınlarının düşme açısı neye göre değişir? Bakın ilk maddem içinde küçük bir başlık daha ortaya çıktı. Sıcaklık dağılışına etki eden ilk maddem, ilk faktörüm güneş ışınlarının düşme açısıydı. Şimdi de diyoruz ki güneş ışınlarının düşme açısı neye göre değişir? Güneş ışınlarının düşme açısını etkileyen faktörler nelerdir? Bunlara bir bakalım arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, dünyanın şekli güneş ışınlarının geliş açısını değiştiren önemli bir faktördür. Daha önce dünyanın şeklinin sonuçlarında ve enlem etkisi başlığında bunu görmüştük. Ekvator ve çevresi güneş ışınlarını büyük açılarla alır. Kutuplar çevresi güneş ışınlarını eğik açılarla alır. Buna bağlı olarak sıcaklık ekvatordan kutuplara doğru azalır. Buna arkadaşlar sıcaklık ve enlem ilişkisi denir. Tekrar söylüyorum. Dünyanın şeklinin sıcaklığa etkisi sıcaklık enlem ilişkisi olarak bilinir. Ekvatordan kutuplara doğru sıcaklıklar genel olarak azalır. Şimdi sıcaklık enlem ilişkisine verilebilecek örneklerden bazılarına bakalım arkadaşlar. Bitki örtüsünün ekvatordan kutuplara doğru kuşaklara ayrılması sıcaklıkla enlem arasındaki ilişkiye verilebilecek güzel bir örnektir arkadaşlar. Ekvator çevresinde sıcağı seven geniş yapraklı ormanlar bulunmaktadır. Orta kuşakta geniş yapraklı ormanlara İğne yapraklı ormanlar soğuğa dayanabilen iğne yapraklı ormanlar da eklenmiştir. Yani karışık ormanlar bulunmaktadır. Biraz daha kutuba yaklaşırsanız soğuğa dayanabilen iğne yapraklar görürsünüz. Ekvatordan kutuplara doğru bitki örtüsünün bu şekilde değişmesi sıcaklıkla enlem ilişkisine bir örnektir. Kalıcı kar sınırının ekvatordan kutuplara doğru değiştiğini görürsünüz arkadaşlar. Ekvatorda kalıcı kar görebilmeniz için yani hiç erimeyen karları görebilmeniz için çok yükseklere çıkmanız gerekir. Mesela bakın 5000 metrelere çıktığınızda ancak kalıcı kar görebilirsiniz. Ama mesela Türkiye'ye geldiğinizde orta kuşağa geldiğinizde 3000 metrelerde kalıcı kar görebilirsiniz. Kutba daha da yaklaşırsanız örneğin o Norveç'teyseniz arkadaşlar Norveç'te kalıcı kar görmek için çok da yükselmenize gerek yoktur. 500 metrelerde kalıcı kar görebilirsiniz zaten soğuk bir yerdir. Arkadaşlar ekvatordan kutuplara doğru kalıcı kar sınırının düşmesi sıcaklıkla enlem arasındaki ilişkiye bir örnektir. Denizlerin tuzluğunun da ekvatordan kutuplara değiştiğini görürsünüz arkadaşlar. Ekvatora yakın denizlerde sıcaklık ve buharlaşma fazladır. Buna bağlı olarak da tuzluluk fazladır. E, kutba yakın yerlerde sıcaklık ve buharlaşmanın az olması denizlerin tuzluluğunun da az olacağı anlamına gelir. Akdeniz'in sularının daha tuzlu olması, Karadeniz'in sularının daha az tuzlu olması sıcaklıkla enlem arasındaki ilişkiye bir örnektir. Akarsuların donmuş vaziyette kalma süresi var arkadaşlar. Akarsuların donma süresi ya da akarsuların donmuş vaziyette kalma süresi de ekvatordan kutuplara doğru uzar. Kutuplara yakın bölgeler daha uzun süre kış yaşayacağı için akarsuların donmuş vaziyette kalma süresi de Kutuplara yakın bölgelerde daha uzun olacaktır. İşte bu sürenin de değişmesi ekvatordan kutuplara doğru sıcaklıkla enlem arasındaki ilişkiye verilebilecek bir örnektir. Sevgili arkadaşlar, enlem ve sıcaklık ilişkisine verilebilecek örnekler bunlar. Yani bunlar ekvatordan kutuplara doğru sıcaklıkların azalmasına verilecek örnekler. Ancak her zaman ekvatora yakın olan yerler kutba yakın olan yerlerden sıcak olmaz arkadaşlar. Bakın tekrar söylüyorum. Her zaman ekvatora yakın olan yerler Kutup'a yakın olan yerlerden daha sıcak olmaz. Mesela Ağrı ve Samsun'u karşılaştıralım. Ağrı Ekvator'a daha yakın, Samsun kutba daha yakın. Bunları karşılaştırdığınızda kutba daha yakın olan Samsun'un yıllık sıcaklık ortalaması Ağrı'dan daha yüksektir. Ekvator'a daha yakın olan Ağrı daha soğuktur. Kutba daha yakın olan Samsun daha sıcaktır. İşte böyle örneklere de arkadaşlar enlemle sıcaklık ilişkisine ters düşen örnekler denir. Sıcaklıkla enlem ilişkisine ters düşen örneklerden de bazılarına bakalım arkadaşlar. Türkiye'de batıdan doğuya doğru gidildikçe sıcaklık ortalamalarının düştüğünü görürsünüz arkadaşlar. İç Anadolu bölgesinin sıcaklıkları Ege bölgesinden azdır. Doğu Anadolu bölgesinin sıcaklık ortalaması daha da azdır. Bakın İzmir'in Temmuz ayı sıcaklık ortalaması 28 dereceyken Doğu Anadolu'da yer alan Van'ın Temmuz sıcaklık ortalaması 22 derecedir. Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri aynı enlem üzerindedir. İzmir ve Van yaklaşık aynı enlem üzerindedir. Yaklaşık aynı enlemde yer almalarına rağmen, yani güneş ışınlarını aynı açılarla almalarına rağmen bu bölgelerin bu illerin sıcaklık ortalamalarının farklı olması sıcaklıkla enlem arasındaki ilişkiye terstir. Yine başka bir örnek arkadaşlar. Bakın Kanada kıyıları aynı enlemde bulunan Batı Avrupa kıyılarından daha soğuktur. Sebebini sonraki maddelerde okyanus akıntıları diye açıklayacağız arkadaşlar. Batı Avrupa ve Kanada aynı enlemde yer alırlar. Güneş ışınlarını aynı açılarla alırlar. Buna rağmen farklı sıcaklık değerlerine sahipler. İşte bu da arkadaşlar enlemle sıcaklık arasındaki ilişkiye terstir. Enleme ters olan başka bir örnekte dünyada sıcaklık ortalamalarının en yüksek olduğu bölgenin dönenceler civarındaki çöller olmasıdır arkadaşlar. Enleme göre güneş ışınlarını en büyük açıyla alan bölge Ekvatordur. Ancak en sıcak yer dönenceler civarındaki çöllerdir. Bakın güneş ışınlarını en büyük açıyla Ekvator almaktadır. Ancak sıcaklık ortalamalarının en yüksek olduğu yer dönenceler civarındaki çöllerdir. Demek ki enleme ters bir durum yaşanmaktadır. Sonra kuzey yarım kürede dünyanın en soğuk bölgeleri kutuplar değildir. Sibirya bölgesidir. Enleme göre güneş ışınlarını en iyi açıyla alan yerler kutuplardır. E ancak dünyanın en soğuk yerleri kutuplar değil Sibirya çevresidir. Yani yine enleme ters bir durum yaşanmaktadır. Evet arkadaşlar enlemle sıcaklık arasındaki ilişkiye verilebilecek örnekleri de gördük. Daha sonra buna ters düşen örnekleri de görmüş olduk. Arkadaşlar güneş ışınlarının düşme açısını etkileyen faktörlere devam ediyorum. Az önce dünyanın şeklinin etkisinden yani enlem etkisinden bahsettim. Şimdi de günlük hareketin etkisinden bahsedeceğim. Günlük harekete bağlı olarak da güneş ışınlarının düşme açısı değişir. Sabah ve öğlen güneş ışınlarının geliş açısı aynı değildir arkadaşlar. Bakın bu şekilde güneş ışınlarının düşme açısı da gösterilmiş. Gün içindeki sıcaklık değişimi de gösterilmiş. Güneş ışınlarının geliş açısı değişmiş. Buna bağlı olarak gün içinde sıcaklık da değişmiş. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken bir husus var arkadaşlar. Gün içindeki sıcaklık değişimiyle gün içinde güneş ışınlarının geliş açısındaki değişim aynı gitmemiş. Yani birbirine paralel değil. Ya da başka bir deyişle daha açık bir şekilde ifade edeyim. Gün içindeki en büyük açı en sıcak anı göstermiyor arkadaşlar. Bakın en büyük açı Güneş'inin en büyük açıyla geldiği an saat 12. Ancak günün en sıcak anı saat 12 değil. Öğleden sonra saat 2-3 gibi, 14-15 gibi arkadaşlar günün en sıcak anı yaşanıyor. Bunun sebebi sorulursa arkadaşlar atmosfer etkisi ya da atmosferde ısı birikimi diyebilirsiniz. Evet ışınlarının geliş açısına etkileyen bir faktör de günlük hareket demiş olduk. Gün içinde güneş ışınlarının geliş açısı değişir. Güneş ışınlarının geliş açısını değiştiren başka bir faktör de eksen eğikliği ya da yaşanan mevsimdir arkadaşlar. Haziran ayında güneş yengeç dönencesine dik açıyla geliyorsa, Aralık ayında oğlak dönencesine dik açıyla geliyorsa, yine arkadaşlar bir merkezde güneş düşme açısı yıl içinde değişiyorsa bunun sebebi eksen eğikliğidir. Yaşanan mevsimin farklı olması Güneş ışınlarının geliş açısının farklı olduğu anlamına gelir. Açıyı etkileyen son faktörüm, güneş ışınlarının geliş açısını etkileyen son faktörüm arkadaşlar eğim ve bakı faktörüdür. Bakın arkadaşlar şekle. A ve B noktaları C noktasına göre güneş ışınlarını daha büyük açıyla görmektedir. Daha avantajlıdır güneşe göre. Bunun sebebi bakı faktörüdür. Güneşe bakan tarafın daha sıcak olması bakı faktörüdür arkadaşlar. A ve B noktalarını da kendi arasında değerlendirelim. İkisi de güneşe bakıyor ama A ve B noktalarının eğimleri farklı arkadaşlar. A ve B noktalarında eğim farklı olduğu için A ve B noktalarının güneş ışınlarını alma açıları da farklıdır. Dolayısıyla eğim de güneş ışınlarının geliş açısını etkiler, bakı da güneş ışınlarının geliş açısını etkiler. Arkadaşlar bakı faktörünü biraz inceleyelim. Dünyanın şekli hareketleri konusunda güneş ışınlarının yıl içinde yalnızca dönenceler arasında dik açıyla düştüğünü söylemiştik. O zaman şekle bakın arkadaşlar. 1 ve 4 numaralı dağlar yani dönencelerin dışında kalan dağlar. Yıl içinde güneşi daha iyi gören yamaçları yani bakı etkisindeki yamaçları hiç değişmiyor arkadaşlar bu dağların. 1 numaralı dağın hep güney yamacı güneşi daha iyi görmektedir. 4 numaralı dağın da hep kuzey yamacı güneşi daha iyi görmektedir. Yani bakı etkisindedir. 2 ve 3 numaralı dağlarınsa arkadaşlar yani dönenceler arasındaki dağların Bakı etkisindeki yamaç yıl içinde değişir. Mesela 2 numaralı dağa bakın arkadaşlar. 2 numaralı dağın Haziran ayında kuzey yamacı, Mart, Eylül, Aralık aylarında ise güney yamacı bakı etkisindedir. Daha avantajlıdır. O zaman maddemi toparlıyorum arkadaşlar. Bakı etkisi güneş ışınlarının geliş açısını etkileyen önemli bir faktördür. Dönencilerin dışında bakı etkisindeki yamaç yıl içinde değişmez. Dönenciler arasında bakı etkisindeki yamaç yıl içinde değişir. Evet arkadaşlar başlığımız sıcaklık dağılışını etkileyen faktörler. Birinci faktörümüz güneş ışınlarının düşme açısıydı. O maddeyi açtık ve güneş ışınlarının düşme açısını etkileyen dört tane faktörü de inceledik. Ve sıcaklık dağılışını etkileyen faktörlere devam ediyoruz. Sıradaki faktör güneşlenme süresi. Arkadaşlar güneşlenme süresi denildiğinde akla ilk gündüz süresi gelir. Genel olarak gündüz süresi uzunsa güneşlenme süresi de fazladır diyebiliriz. Ancak sevgili arkadaşlar, güneşlenme süresinin uzun olması, gündüz süresinin uzun olması o bölgenin illa da sıcak olacağı anlamına gelmez. Mesela kutuplara yakın bölgeler yaz yaşadığı dönemde çok uzun gündüz süreleri yaşamaktadır. Hele güneşlenme süresinde 6 ay gündüz yaşayan kutup noktalarını kimse geçemez. Ancak arkadaşlar, bu kadar uzun güneşlenme süresine rağmen kutuplar sıcak değildir. Çünkü kutuplar öncelikli faktörü halledememiş arkadaşlar. Güneş ışınlarını eğik açılarla alır kutuplar ve güneş ışınlarının geliş açısı da sıcaklığı etkileyen öncelikli faktördür. Güneşlenme süresi denildiğinde akla gelen bir başka durum da bulutluluktur arkadaşlar. Gündüz olsa bile güneşlenme süresi az olan yerler olabilir. Bu yerler sürekli yağış alan, havanın genelde kapalı, bulutlu olduğu alanlardır hava genelde kapalı, bulutlu, sürekli yağış alan, her mevsim yağış alan yerler. Aklınıza hemen her mevsim yağışlı Karadeniz bölgesi geldi değil mi arkadaşlar? Karadeniz bölgemiz her mevsim yağış almaktadır. Yazın bile genelde kapalıdır, bulutludur ve dolayısıyla güneşlenme süresi en az olan bölgemizdir. Peki arkadaşlar Karadeniz bölgesi en soğuk bölgemiz midir? Ve hayır değil mi arkadaşlar? En soğuk bölgemiz Doğu Anadolu bölgesidir. O zaman güneşlenme süresinin sıcaklık üzerinde çok da önemli bir faktör olmadığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Güneşlenme süresinin önemli olduğu bir örnek vererek bu maddeyi kapatalım. Arkadaşlar, güneşlenme süresi Akdeniz'de fazla, Karadeniz'de azdır. Buna bağlı olarak Akdeniz bölgesi tarım, turizm faaliyetleri için Karadeniz bölgesine göre daha uygundur diyebiliriz. İşte size güneşlenme süresinin hayatımıza etkisine güzel bir örnek. Güneşlenme süresi Akdeniz bölgesine daha fazla olduğu için Karadeniz bölgesine göre tarım, turizm faaliyetleri için daha elverişlidir. Arkadaşlar sıcaklıkta dağılışını etkileyen faktörlerde iki maddeyi hallettik. Birinci madde güneş düşme açısıydı. Onu da etkileyen faktörler vardı detaylı bir şekilde gördük. İkinci maddem güneşlenme süresiydi onu da hallettik. Burada ara veriyorum arkadaşlar. Ders videolarımı sizin dikkatinizi dağıtmamak için elimden geldiğince 20 dakikayı geçmeyecek şekilde ayarlıyorum. Sonraki videomuzda sıcaklığa etki eden yükselti faktörüyle devam edeceğiz. Önce videoyu beğeniyorsunuz arkadaşlar. Sonra hala abone olmadıysanız kanala abone oluyorsunuz. Sonra bir kahve molası veriyorsunuz ve tekrar buraya geliyorsunuz. Hoşçakalın arkadaşlar.